Herkese selamlar. Şuradan da oturaydım lan bir. Herkese selam. Hayır, olmadı. 1, 2, 3. Herkese selam. Ama hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ailem beni ne kadar tanıyor yarışması yapacağız. Sonunda çok güzel bir ceza var. Ceza cezadır. Cezanın güzeli olmaz. Ceza infaz kurumu katibi. Daha belli mi acaba? Cezayı söylemeyeceğim tabii ki. Ceza sürpriz. Bir şey söyleyeceğim. Neden ceza sadece sen biliyorsun? Çünkü siz beni ne kadar tanıyorsunuz. Onun YouTube kanalı aşkım. Doğru. Ben bir arkadaşımızla misafirliğe gittiğimizde siz bu yatak odasında niye yatıyorsunuz diye soruyor musunuz? Onlar onun evi çünkü yatabilir. Tamam. Güzel. Acaba sen ne düşünüyorsun? Burayı zulma. Sen ne düşünüyorsun bunu? Ama oğlum alacağım ben sana. Bize ceza yok. Ben sana büyük bir kredi çekip alacağım. Halasının... Ceza dedim çocuk kara kara düşünmeye başladı. Ceza dedim çocuğum kara kara düşünmeye başladı. Hadi. Cezayı söylemiyorum arkadaşlar. Herkese sürpriz olacak. Beni en tanımayan, bu üçü içinde, en tanımayan kişiye cezayı vereceğiz. Şimdi ben başlıyorum. Birinci soru. Bir günlüğüne karşı cins olsaydım ilk yapacağım şey ne olurdu? Tamam, 10 saniye geçti. Anne. Kız tavla hep gece sabah kadar rahat gezmek. Kız tavla mı? Cevap versene o. Futbol oynamak, halı sahada gece. Ay, üçünüz de bilemediniz. İlk işim benim sakal tıraşı oldu. Sakalın yoksa benim gibi ne bakacaksın? Ben kazandım bir soru. Kendine laf soktum, farkında mısın? Olsun. Biri aldın mı? Hayır, ben çocuğum. Boşuna laf soktum şu an. Hayır, o kendini belki sakallı hayal ediyor. Evet. Bir şey söyleyeceğim, onun için erkek olmana gerek yok ki. Evet, ikinci soruya geçiyoruz. En sevdiğin aile geleneğiniz nedir? Söyleyebilir miyim? Hayır, annemden başlıyoruz. Gece oturup kahve içmek. Değil. Afiyet olsun anneciğim. Ben dizi keyifli. Değil. Söyleyebilir miyim? Bayram sabahı kıymalı attırıp yemek. Hayır ya. Arabaşı yemek gece. Hayır. Ailece gece aside oturmayı seviyor. Küçük aileyi düşün. Tamam işte gece oturup kahve içmeyi. Ama ya, şey yaptın sen abi, yaklaştın. Oğlum, küçük ailede ne yapıyoruz lan biz gelenek? Dizi izlerken piknik yapmak. Ben yaklaştım. Hiçbir çıkarımız yok. Kahve ısmarlarım bile demedim. Üstüne bir de ceza çekiyorlar. Seni niye ben tanıma yarışına girdik ki? Umurumda bile değilsin. Ben gidiyorum. Getiren gibi girdik buraya. Benim kahve ısmarlayayım. Benim de. Aldım ama sağ olasın. Benim bir yudum alabilirsin. Üçüncü soru. En çok korktuğum şey? Palyaço. Ama hayır, ben de onu söyleyecektim. Söyledim. Palyaço. İlk söyle. Ben onu söyledim. Ben söyledim. Ama söyledin annemdi. Ben kendim başka bir şey diyecektim. İlk söyledim. Bu soru iddia. Tamam, ben başka cevap vereyim. Annem cevap vereyim. Tamam, ben başka bir şey söyledim. İsmi kavramı yazdı. Kavramı açılımı mı geldi? Kavramı açılımı. Ay, kız. İkiye bir. Tamam, ben iki oldum şu an. Hayır, ikiye yengem oldu. Lan niye oluyor? Ben palyaço dedim. Tamam ya, ben cevap veriyorum. Tamam, 2 olsun, tamam. 2-1-0. Tamam, tamam. Evet. 2-1-0, tamam. Cevap, anne hiç doğru bilemiyor beni. Biliyor. Gece yalnız dışarıda kalmaktan korkan. Ne alakası var? Tamam, hadi. Sabaha kadar kalabiliyor musun? Kalamıyor. Sen kalabiliyor musun? Sabaha kadar niye dışarıda kalmıyor? Hadi abicim. Sen kalamıyor. Sen kalabiliyor musun sabaha kadar? Yok, ben de kalamıyorum. 4. soru. Mükemmel bir aile yemeği planlıyor olsaydım, sizi ne yemeğe götürürdüm? Anne? Bir şefe götürürüm. Nereye götüreceğim? Ne yemeğe? Yemek. Yani ne bileyim işte bir şefe ne var? Cevap ver. Bir yemek söyle. Süresi doldu. Ha, bu kadar süre verilmez. Dur. Kebap tarzı soğan karamezeyle bir yemek olan yeri götürürüm. Hala. Ben de arabiyata. Şey yaptım, ben ne biçim bu? Hayır, böyle saymam. Ben kalmayayım mı? Oğlum seviyor makarnasını. Ama penneyi ben seviyorum. Diğeri annesi ismi, seni sevdim. Seni senden iyi tanıyorum ha. Konfetücün Alfredo o zaman. Yanlış bildin. Mısır çıplak yaptım ya. Oğlum nasıl yapmış bildin? Oğlum sen... Oğlum ağlasana. Sen aileni toplayıp mükemmel yemek değil, sushiciye mi götürüyorsun? Ona göre mükemmel bir yemek. Evet. Bana göre değil, ben gelmiyorum o zaman. Sen bilirsin. Gelme. Hem çarpısız oldum hem yemekten oldum. Geliyor musun şimdi? 3-1-0.
Beşinci soru. Para istemek için ilk kimi arar? Beni. Beni aram, anam aram. Anam aram. Babanı. Annem mi bence? Yok abi. Ben söyleyecektim. Beni aramazsın oğlum, utanıyorum benden para. Beni gömdümüz. Çekilmem benden. Ya yalan söyleme şimdi. Çekilme benden para isterken. Ben para benim diyorum vermiyor. Ya o zaman benden istemezsin. Annem sana o konuda daha yakın. Ben kesilen para istemem ama. Bir şey söyleyeyim de, ama. Şeyde bu soruyu yazarken böyle yapmış. İlk kimden para isterdin? Annemden isterdim ya. Buraya geliyor, burada ağlışı diyor ya. Değil mi? Yengim bildi, yengim bildi. Tamam. Diğer sorulara bakmayacağız. Cevabını yazdın mı orada? Ece bir daha bana kendi gibi. Evet, ağabey yazıyor burada. Anne bana şurada şunu alak dersen ben yokum artık. Abim her zaman arkandayım. Ali abi 5 lira gönderir misin? Abi vallahi yokum, ben yokum. Senden daha iyi Songül seni tanıyor. Abim ben de ilk parayı istiyorum. Ben devre dışı kalayım, seni onlara vereyim. Olmaz mı? Alır. Tamam, kim bilirse verin. Otur otur, kiram iş otur. 6. En son ne için ağladım? Kızım, yani kendimi yatağa atıyorum, ağlıyorum. Mesela İçime ben atıp. Bana anlatmadım. Paylaşmıyorum ki. Dur, hatırlıyorum ben. O sesliği kaybettim diye. Yok. Ağladın mı? Onda ağladım da en son ağladığımı. Ne bileyim oğlum, evde ağlamışsın da ben. Topallayan kedi videosu gördüm de bu niye böyle? Ya çok saçma soru ya. Ne için ağladım en son? Ne için ağladım? Erkekler ağlamaz. Derlerdi yalandı. Erkekler ağlamaz. Sen ağladığın zaman hiçbir şey anlatmıyorum ki. İçine kapanıp yatağa yatıp ağlıyorum. Anne zaten sıfırsın da ağladım. Ver anneme bir puan ver. Al al al. Tamam ya. Tamam. Başımın gözü. Al bütün çarpılar senin olsun, al. 7. Hangi? Abime severek cevaplayacağım bir soru bu. Öğretmenim ağlıyor. Ana baksana kızım ağlıyor. Acıdım. Öğretmenimiz arasın ağlıyor. Hangi pozisyonda uyurum? Mumya pozisyonu. Sen uyuyorum. Canlandı pozisyonu. Bir tane benim böyle fotoğrafım var da. Bak dizler de şöyle kendini destek almış. Bir insan böyle nasıl uyuyabilir? Aynı böyle uyumuş, fotoğraf böyle. Dilim. Ha, dil de böyle, pardon. Bak, sırtı yere değmiyor ha, bu şekilde uyumuş. Oğlum sen nesin lan, mumya mısın sen? Lan sen toprak attın üzerine. Ha, 3-2-0. Anne biraz gayret mi göstersen acaba? Aynen, acaba bir tane verdik. İyi de bana zıttına gidiyor bu. Bak, geliyor ya. 3-2-1. Evet. Annem 1, Songül 3, ben 2. Tamam. Asla yemem dediğim bir yemek. Sebze dönmüş birini yemiyorum ki. Yemek ama. Anne sen ne kadar böyle genelleme cevaplar veriyor. Benim beynimi yaptı. Kanka bari ben brokoli yemem. En sevmediğin yemek. Söyleyeyim. Nohut. Ya ben söyleyeceğim. Allah'ı söyle. En sevmeyim. Gel. Yok. Nefesimi hisset. Gel. Eşeksin bak. Sen brokoli pırasa. Vallahi yemiyorum ben. Eşim acımak yemem. Kuru fasulye yemem. Vallahi güleri yemem. Sebze yemem. Olmaz. Meyve yemem. Şey desen de aman. Meyve de yemiyor. Senin yediğin bir şey desen. Evet. Geliyor. Evlenmeyi düşünüyor muyum? Yok, düşünmüyorum. Aynen. Ya düşünmüyorum. Burada parmaklarımı sayıyorum. Zamanı gelince ama o zaman ne zaman bilmem. Düşünmüyorsun şu an. Düşünmüyorum. İçimizde de bir puan geliyor. Niye o zaman kadar o kadar tepki gösterdim, ben burada boşuna mı sayıyorum? Ama boşuna mı sayıyorum? Tamam, bu yani o zaman hiç kimseye verme. Tamam. 2, tam 2, 4, 4. Bal çocuk. Baldan tatlı. Anne olsa baldan tatlısın. En sevdiğin film serisi. Ben onu bilmiyorum, bana sorma. Yabancı filmleri izliyorum, adını bilmiyorum. Harry Potter. Şey. Yes. Ben de Harry Potter. Aklıma geldi sanırım. Yes. Ben de Harry Potter diye gittim. Harry Potter diye gittim ama. En iyi yaptığım yemek. Buna bilerek yok diyeceğim. Çarpın bak. Hadi ben söyleyeceğim bak. Bak beni söylersen kabul etmem. Yok, becerim olsun. Şişt bokumuz. Evet, iç pilav. Yes. Ben diyecektim valla iç pilav. Tavuk. Yes. Kırmalı tavuk. Tavuk. Sütlaç. Ben söyleyeyim mi? Ben ne yiyecektim valla? İç pilav. İç pilav. Kırmalı tavuk. Sütlaç. İyi miydi Esra Hanım? Şu anda 10 sorumuz bitti. Fırında bitti kırmalı patates. El daha soru var ya. Var mı daha? Ben gideyim. Aşkım bana. Küçükken hangi sporu yapıp madalya aldın? Futbol. Ama bu haksızlık yapıyor. Voleybol. Sayılmaz bu. Futbolda da. Sayılmaz futbolu, ben de biliyordum. Hepinize puan geldi. Voleybolda futbol doğru. Ben 4 oldum. Ben 5 oldum. 17 oldum. Sen 5 aldın. Zahmet ettim. 7 puan vererek. 3 oldum. Küçükken hiçbir kavgaya karıştın mı? Karışmadım. Karıştım. Karışmadım. Karıştım.
Karışmadım. Anne okula geldin kavgayı ayırmak için. Nasıl karışmadın ya? Ağabeyi gördüm. Sorular sormuştum. Tamam valla şimdi hatırladım. Anne. Tamam okula gittiydim. Sabah. Yalnız bu arada erkek gibiydin ha okulda. Valla billah. Erkek gibiydin değil. Erkek gibiydin. Valla erkek gibiydin. Ben kelimenin başını söylemedim. Aklıma bir şey geldi o yüzden. Sabahları ilk yaptığım şey. Biz kahve içmek. Yeeey. Kahve içmek. Zerven bildi. Ben de söyleyecektim. Evet ben de söyleyecektim. Biz kahve içmek. Size gelmedi ilk saniye. Oğlum bu ne şey? Tamam anneme gitti sana. Ya bakan gelsin niye bu kadar eğitim tamam, sana gitsin. Sana gitsin. Al benim çarpıları da al git sana. Annem sana yetişti bu arada. Nasıl yetişti oğlum? Saçlarımı ilk boyattığım renk. Sarı. Ama bak hayır, bu. Hayır. Tamam, hayır. Yanlış olabilir. Ne hayır hayır. Vallahi. Hayır. Aldın mı? Mor gibi şu şey. Hayır. Kızım turuncu. Kızım sana yaptırdık ya mor böyle. Hayır. Peygamber de mesela gülü rengi. Hayır. Ya. Yemin ettim. Neymiş lan mor yaptırdık ya. Nereden biliyorsun? Kızı mor yaptırdık ya. Uçları Konya'da lisede kızıldı hatırlamıyor musun? Eşkım ben bakmıştım. Mor yaptırdık. Aa evet lan. Kazanan bir kardeşim. İkinci kazanan değil benim gibi kardeşim. Ay anne. Hadi hadi. Çarpsın. Buraya bir yarışam. Bana da yaşam olsun. Evet, dış ses. Evet Esra Hanım, şu anda kazananı belirleyeceksiniz. 15 sorumuz sonunuza geldik. Şu anda kazananı belirlemek için lütfen hamlenizi yapın. We are the champions. Kazanan buydu. Kazanan şey oldu, deniz arası. Ben artık çocuk her şeyini unuttum torunlara bakmaktan. Zarife Hanım. Yok deniz torun. Gelinin ve oğlun kızını senden daha iyi tanıyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Kimliği size vereceğim. Kızınız olacak. Benden iyi tanıyor. Evet sayın seyirciler. Küçük Sinan'ın şu anda trip atıyor. Soruma gitti. Hani sen ne tanımıyor? Ben de seni tanımıyorum. Uygun Hanım kazandınız. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Evet. Bravo Söngül Hanım. Cevabınız için teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben bir şey diyeyim mi? Buyurun. Ben 3 tane çocuğum vallahi küçüklüğünü unuttum. 4 tane torun devreye girince. Mantıklı. Vallahi 52 yaşında. Zarif Hanım böyle diyerek suçtan beraat etmek istiyor. Fakat böyle bir şey mümkün değil. Kusura bakmayın. Eğer var ya ben de bu YouTube ne bu? Ben de bunu çekip soru soracağım. Yok Twitch yayını bu efendim. Üçümüze soracağım. Bakın beni hanginiz daha iyi tanıyorsunuz? Ah hocam ya. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Evet o asıl merak edilen cezaya geldik şu anda. Benim üzgün Zermen'im. Bakın üzgün Zermen bugün cezalı. Cezayı açıklıyorum. Hazır mısın? Ne istersem alınacak bugün yani. Yapacak bir şey yok. Oha. Anne sen beni tanımıyorsun. Farkında mısın? AVM'ye getirdim. Bir de bana demedin. Ceza sürpriz dedim. Kız AVM'dir. AVM'de. Evet cezamız ne istersem annem bugün onu alacak. Hadi başlayalım o zaman. Sen ciddi olamazsın. Anne bir şey değil. 1400 lira falan. Esa oha diyeceğim de vallahi diyemiyorum ha. Onu beni tanımadan önce düşünecektim. Esa bir tane bir şey al bari. Yakışır mı bana? Yakışmaz. Bugün ödeyeceksin. Öde. Tamam cezamı çekin bir tane al. Evet arkadaşlar ürünleri seçtim. Her zaman seni ödemeye alalım. Şöyle. Anasını satayım bu seni. Nasıl bir cezaymış. Emin ediyorum vallahi billahi gelmezdim AVM'ye. Sokak çarşısına giderdim. Şunu da alacağım. Esra yeter ama ha. Bunu da getirelim. Esra gerçekten yeter ha. Esra bak şu pantolon sana çok yakışırdı. Bak yemin ediyorum efsane güzel. Bana artık lütfen bir şey yakışır deme. Ya da alsam mı ya ne olacak sanki? Daha var ya benim yanıma uzak yakın hiç yaklaşmam. Evet düşüncelerinizi alalım Zarif Hanım. Düşüncem kaldı satın başını bağlı. Yok düşünce yok. Kuruttum beni. Alayım canım paketimi. Terbiyesiz şişi de alaydım kapsadan. Ne bir şey yapmadım. Daha iyi tanırsın umarım bundan sonra. Annem sinirle fişi parçaladı. O yüzden size aldıklarımın tutarını gösteremedim ama 2,5-3 arası bir şey tuttu arkadaşlar. Günün karlısı benim. Çok mutluyum. Oh. Arkadaşlar tabii ki kıyafetle, takıyla, tokayla bitmedi. 150 liralık jelibon aldırdım anneme. Oh, tadı damağımda kaldı. Bayağı bir yedim de. Bizim zaten var ya anam babam bildi.
Allah şuna bak. Vallahi tipim kaydı. Al lan beraber yiyelim. Al aşkım. Al aşkım beraber yiyelim tamam mı? Al tut hadi. Hayır o poşeti yemeyeceğiz. Yani bunu yiyeceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bana abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.